Sarıoğlan'da meydana gelen sarsıntı depremi bir kez daha gündeme taşıdı. Jeoloji mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Sarıoğlan depreminin aslında beklenen bir sarsıntı olduğunu dile getirdi. Kayseri'de 3 fay hattı bulunduğunu belirten Özdemir, "Bunlar büyük deprem üretebilecek faylardır." uyarısında bulundu. Önceki gece merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan 4.9 şiddetinde meydana gelen depremin yankıları devam ediyor. Yüzeye yakın bir noktada meydana gelen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar depremin sarsıntısını yüksek düzeyde hissetti. Sarıoğlan'da bazı ikametlerde çatlaklar oluşurken kırsal bölgelerde de yıkılan ahırlar oldu. Adım Mustafa Umut Özdemir. Jeoloji mühendisleri Kayseri İl Temsilcisi olarak görevimi yapıyorum. Ayrıca bir kamu kurumunda jeoloji mühendisi olarak çalışıyorum. Böyle jeoloji mühendislerine göre bütün depremler beklenilen bir deprem. Çünkü bir depremin, bir fayın sürekli deprem üretme, diri fayın sürekli deprem üretme kabiliyeti var. O yüzden beklediğimiz bir deprem oluyor. Ama halk bekliyor muydu? Beklemiyordu. Hala da yani çoğunluğumuz depremi yaşamadan depremsiz bir hayat yaşayacağımızı düşünen insanlarız. O yüzden insanların beklentisi yoktu bu yönde. O fayın, şu anki kırılan fayın üretebileceği depremlerden biriydi. Üretme kabiliyeti 5,5 ve 4,5 arasında bir faydı ve kırıldı. Ama Kayseri'de büyük deprem üretebilecek faylarımız da var. Bu faylar inşallah büyük deprem üretmeden küçük depremler şeklinde enerjisini çıkartır. Bir zarar, kimseye zarar gelmeden yaşamımıza devam ederiz. Şöyle diyeyim, bu Ecemiş Fayı Bitlis, Bingöl, o civardan başlayıp Adana'ya kadar devam eden, hatırlar mısınız bilmiyorum, Ceyhan'da bir deprem olmuştu, o depremde dahil. Bitlis, Bingöl civarında yüksek şiddetli depremler üretmişliği var. Kayseri'de de üretebilir, geçmişte üretmiş ama tarihsel olarak bilgilerine tam erişemediğimiz için, yani insanların yaşadığı dönemde olmadığı için veya yazılı tarihe dökülmediği için tam şiddeti belirlenmeyen depremler. O yüzden şiddetini tam bilmiyoruz. Ama geçmişte çok yüksek, çok şiddetli depremler yaşanmış. Faylardan belli oluyor. Şöyle diyeyim, ben Aksaraylıyım. Aksaray, Hasandağ, Aksaray ile Niğde'nin arasında. Hasandağ yıllardan beri gaz çıkışı devam ediyor. Yani en son milattan önce 300'lü yıllarda patlamış. O dönemden beri gaz çıkışı devam eden bir yanardağımız. Bu gaz çıkışı çıkması dağın patlayacağı manasına gelmiyor. Erciyes'te yıllardır hiçbir faaliyet göstermiyor. Ama Erciyes Dağı da özellikle bir sismik bir kuşağa girdiğinde, çünkü bir depremler şu yüzden oluyor, Türkiye'deki depremler Avrupa-Asya platformuyla Arap platformunun bizim bulunduğumuz kıtayı sıkıştırmasından kaynaklı oluyor. Bu sismik aktivitelerin bir gün daha sıkıştırıp belli bir noktaya geldiğinde bu sismik aktiviteler daha da artabilir. Daha da arttığında Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın yeniden faaliyete geçme olasılığı var. Patlayabilir. Ama biz görür müyüz? Sanmıyorum. Belki 1000 yıl sonra, belki 2000 yıl sonra, belki 5000, 10000, 100000 yıl sonra. Çünkü bizde jeoloji mühendislerinde milyon yıllar konuşulur. O yüzden faaliyete geçer ama biz görür müyüz? Görmeyiz. Şöyle, Kayseri'de 3 tane fay hattımız var. Birisi Erkilet, Kayseri'nin şehir merkezinde Erkilet fay hattı. Birisi Ecemiş fay hattının alt kuşağı dediğimiz. Bir de Erciyes fay hattımız var. Bu üçü de Kayseri'nin içinden geçiyor. Yerleşim yerinden geçiyor. Bu üçü de deprem üretmeye müsait faylar. Ve bu üçü de eğer gerekli tedbir alınmazsa can kaybına yol açacak fay tipleri.